Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. İşte fiziksel kapasitesiyle İtalya Ligi Serie A'da Napoli'nin o destansı şampiyonluğunun mimarlarından birisiydi. 26 gol atmış, gol kralı olmuştu Kvara ile birlikte. Unutulmaz bir ikili olmuşlardı. Napoli tarihine geçmişlerdi Maradona'dan yıllar sonra o şampiyonluğu getirerek. Yani Osimhen'i burada çok da fazla anlatmaya gerek yok. Real Madrid'e, Bayern Münih'e, Barcelona'ya, Paris Saint Germain'e kime transfer olursa olsun şaşırır mıydı? Kimsenin şaşırmayacağı bir isimle Galatasaray bir yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardı. Yani detaylarını konuşalım. Böyle fırsatlar herhalde kolay kolay gelmez. Galatasaray yönetimi de Victor Osimhen'in bu yaz transfer döneminde yaşadığı o sıkışmayı çok iyi değerlendirdi ve Osimhen bir yılına kiralandı. Gelişmeleri de an be an takip ediyoruz. Sıcak gelişmeler oldukça da sizlerle paylaşacağız. Bunu da belirtelim. Tabii Icardi de mesela Galatasaray'a geldiği zaman farklı sebepler, farklı doğrultuda geliş sebepleri olsa da aslında benzer transfer hikayesiyle gelmişti. Kiralıktı ilk sene, sonra devam etmişti. Tabii ki Osimhen'in bonservisini almak imkansıza yakın ama Galatasaray için benzer bir durum. Yine sonlara doğru, yine fırsat transferi ve Osimhen Galatasaray'a geliyor. Açıkçası bu haberi ilk aldığımızda bir şaşırdık. Hani nasıl olabilir diye. Ama geçtiğimiz günlerde özellikle Arabistan'a transferi gerçekleşmeyince kadro dışı kalma durumu Osimhen'i bir cazibe merkezi haline getirdi. Burada menajerlerin önerisi çok önemli Galatasaray tarafına. Kimse hayır diyemez. Osimhen'e şimdi hayır diyebilir misiniz? Başkan, yönetici, hoca, kime sorsanız tabii ki kabul eder. Ama şöyle bir bilgi var. Ocak ayında serbest kalma isteğine dair çeşitli bilgiler var. Şimdi eğer böyleyse paket, o zaman Ocak ayında hikaye yarım kalırsa bir anlamı olmayabilir. Bir kere bir sezonluk olması gerekir. Bir kere buradan bakmak lazım. İki, ne katabilir? Psikolojik olarak çok büyük bir ivme, taraftara çok büyük bir güven. Oyun içerisinde çeşitlilik, çünkü Icardi ceza sahası içerisinde bazen hareketlenme konusunda ki bu sene fizik kalitesi daha iyi ama geçen sezon özellikle takımdan kopuk bir görüntü ortaya koyuyordu. Osimhen ise parmak ucunda oynayan bir oyuncu olmasından dolayı fiziksel kapasitesi de yeterliyse, tabii şu an bir süredir antrenman da yapmıyor Napoli ile, biraz zaman da alacaktır iyi seviyeye gelmesi. Müthiş bir hareketlilik katacak. Taraftar bunun tabiri caizse o mavrasını sosyal medyada yapacak. Şimdiden bakıyorum, birçok klip de yapılmaya başlanmış. Çok reytingi bol bir konu Osimhen. Yani dünyada şu anda aktif futbolcular arasında, santraforlar arasında dünyada ilk 10'da diyebilir miyiz? TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Adrien Rabiot denklemi. Juventus'taki sözleşmesinin bitmesinin ardından İtalyan ekibinden ayrılan Adrien Rabiot'un geleceği belirsizliğini koruyor. Rabiot'un adı Avrupa'dan birçok takımla anılırken 29 yaşındaki futbolcu için İtalya'dan yeni bir iddia gündeme geldi. İtalyan basınından Corriere'de yer alan habere göre Milan, deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Ancak İtalyan ekibinin bu transferi İsmail Benacer'in satışına bağlı. Milan, Benacer'i Suudi Arabistan'a gönderemezse Rabiot'u kadrosuna katamayacak. Corriere'deki haberde Galatasaray'ın da Rabiot'un peşindeki takımlardan biri olduğu belirtildi. Rabiot'un geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Bonservisi elinde olan Rabiot'un güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor. Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devine transfer oldu. Victor Osimhen transferini gerçekleştiren Galatasaray'da bu kez ayrılık yaşandı. Portekiz Ligi takımlarından Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferini yetiştirebilmek için havaalanında sözleşme imzaladı. Benfica, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Kerem Aktürkoğlu'nun yıllık 2 milyon euro maaş alacağı ortaya çıktı. Benfica, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 25 yaşındaki futbolcunun transferinde sonraki satıştan %10 pay maddesi de bulunuyor. Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun serbest kalma bedelini 60 milyon euro olarak belirledi. Mourinho'nun Osimhen sözleri yeniden gündem oldu. Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Victor Osimhen için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geçmişte söylediği sözler yeniden gündem oldu. Osimhen'i Drogba'ya benzeten Portekizli çalıştırıcı, Nijeryalı golcü ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Jose Mourinho daha önce yaptığı bir açıklamada
Osimhen'i Didier Drogba'ya benzetmişti. O dönem adı İngiliz ekipleriyle anılan Osimhen için Mourinho, "Osimhen Drogba'ya benziyor" ifadelerini kullanmıştı. Osimhen'i beğendiğini belirten Mourinho ayrıca, "Çok parası olan bir kulüpte olsaydım onu alırdım" şeklinde konuşmuştu. Okan Buruk'tan Osimhen sonrası 3-5-2 kararı. Buradaki anlaşmazlık nedeniyle İtalya'da kalan ünlü forvet için Napoli, Chelsea ile de el sıkışmıştı. PSG'ye transferine engel olunması nedeniyle Osimhen İngiltere'ye gitmeyi kabul etmemişti. Osimhen daha sonra Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye yıllık 40 milyon evet demesine rağmen Napoli'nin son anda 80 milyon euroluk bonservise 5 milyon daha zam yapması üzerine transfer yatmıştı. Napoli'nin bu kararı karşısında Osimhen'in tavrı sert oldu ve kadro dışı kaldı. İtalyan ekibi bunun üzerine Lukaku'yu alarak futbolcuya kapıyı gösterdi. Avrupa'da transferin kapanmasıyla beraber Galatasaray devreye girdi ve oyuncunun yıllık 11 milyon euroluk maaşı karşılığında transferini sağladı. Galatasaray'da Victor Osimhen transferiyle beraber Okan Buruk 3-5-2 sistemine dönecek. Genç teknik adamın Icardi ile beraber Osimhen'i ön tarafta beraber kullanıp formasyonu değiştireceği belirtildi. İsmail Jakobs'un gelmesiyle eli iyice güçlenen Buruk'un üçlü savunma hattında Sanchez Nelson Abdülkerim veya Sanchez Abdülkerim Jakobs'u tercih edeceği belirtildi. Eyüp Spor Galatasaray'dan istiyor. Süper Lig'e yeni yükselmesine rağmen ilk 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak milli araya 8 puanla 4. sırada giren Eyüp Spor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Bu sezon iddialı bir kadro kurarak Avrupa potasında yer almak isteyen Eflatun Sarılılar'da teknik direktör Arda Turan'ın Galatasaray'dan transfer yapmak istediği belirtildi. Galatasaray'da Icardi ve Batshuayi'nin ardında kalan Halil Dervişoğlu forma bulmak için savaşmak istiyor. Ancak yönetim, tecrübeli golcünün takımdan kiralık olarak ayrılmasına sıcak bakıyor. Galatasaray kariyerinde toplam 65 maça çıkan Halil, 12 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'da Arias pazarlığı. Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı geçtiğimiz ay gerçekleşeyince, John Aris ile temaslarını donduran Galatasaray yeniden harekete geçti. Sarı Kırmızılılar, Zaha'nın Lyon'a transferi, Hakim Ziyech'in ayrılık ihtimali nedeniyle Arias için pazarlıklara başladı. Galatasaray, 26 yaşındaki Kolombiyalı Arias için kulübü Fluminense ile bonservis pazarlığına oturdu. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Arias'ın Fluminense ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.